TRT ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. 24 Mayıs 2022 günlerden Salı ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, ne yazık ki şehidimiz var. 3 şehidimiz var ve şehitlerden biri de Hataylı. Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinden efendim. Irak'ta şehit oldu. Piyade uzman çavuş Bican Kapılay ve arkadaşlarımız baba evindeydi. Pençekili Operasyon Bölgesi'nde 24 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz. Piyade uzman çavuş Bican Kapılay, Irak'ta şehit oldu. Kuzey Irak'taki Pençekili Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman çavuş Bican Kapılay'ın şehadet haberi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesine verildi. Askeri erkan ve yetkililer doktor ve psikolog eşliğinde şehidin Modern Evler Mahallesi'ndeki baba evine şehadet haberini ulaştırdı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Milli Savunma Bakanlığı Pençekili Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını bildirmişti. Evet, böylesine acı yaşanıyor sevgili seyirciler. Elbette kolay değil. Oğlunuzu yetiştiriyorsunuz. Genç bir yaşa getiriyorsunuz, ondan sonra kaybediyorsunuz, hiç yaşamamış gibi. Vatan sağ olsun, elbette vatan sağ olsun. Ama acısı da işte gördüğünüz gibi ve daha önceki şehitlerimizde gördüğünüz gibi çok büyük oluyor. Evlat acısı başka bir şeye benzemiyor. Ve ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani biz buradan üzüntülerimizi dile getirebiliriz, siz getirebilirsiniz. Ama o kadar. Ben buradan evime gittiğimde, yarım saat sonra işim bittiğinde ben unutabiliyorum. Sen şu anda izliyorsun, üzülüyorsun ama unutabiliyorsun yarım saat sonra, bir saat sonra, bir gün sonra. Ama onun ailesi, onun annesi, babası, eşi, sevgilisi, çocukları vesaire unutmuyorlar onlar. Onlar unutmuyorlar. Uzun yıllar unutmuyorlar. Allah kimsenin başına vermesin. Ve inşallah son şehidimiz olur. Son şehitlerimiz. Çünkü şehidimiz var. Evet, bir yandan şehidi konuştuk ana haber bültenine başlarken. Irak'ta. Irak'tan söz ediyoruz. Orada şehit oldu askerlerimiz. İşte adı da Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde. Bir yandan şehitleri konuşurken diğer bir yandan önümdeki haberde Suriye'ye 5. harekat sinyali verildi. Dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir cümle kurdu. Yani o mesajı verdi. Bugüne kadar biliyorsunuz Suriye'ye 4 ayrı harekat yapılmıştı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı. Şimdi 5.'si yolda, öyle bir mesaj verildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı 5. harekata hazırlık yapılıyor. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakından atmaya başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik yeni askeri harekatın sinyalini verdi. Ülkemize
ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda bu hususları enine boyuna değerlendirecek ve kararlarımızı alacağız. Biz de gereken görüşmeleri yaparak sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin edeceğiz. Suriye'ye yönelik yeni askeri harekatın hedefleri arasında Aynel Arab, Derbesiye, Amuda, Kamışlı ve Malikiye'nin olduğu üzerinde duruluyor. Özellikle Hasiçi sınırları içerisinde bulunan Kamışlı birçok ABD askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını bu süreçte bir kez daha görecek ve gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız. Beşincisi yolda. Peki yani Suriye'ye yeni bir harekat nasıl bir etki yaratır? Özellikle sınır illerinde Hatay'da, mesela Hatay sınır illerinden bir tanesi, Kilis'te, Gaziantep'te nasıl bir hava yaratır? Nasıl olumsuz bir hava yaratır? Yani onu bekleyip göreceğiz. Evet, ve geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten ülkelerine geri dönüşleri devam ediyormuş. Yani benim geri döneni ben görmedim daha. Hataylıyız, Hatay'dayız, gidiyoruz, geliyoruz ama böyle de bir açıklama var önümde. Buyurun birlikte biz diyelim. Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları neticesinde güvenliği sağlanan bölgelerde hizmet veren eğitim, sağlık, güvenlik kuruluşları, yerel meclislerin yönetiminde Türkiye'nin de desteğiyle her geçen gün kapasite ve sayılarını artırdı. Ayrıca bölgede bağımsız yargı mekanizmasının varlığı da tesis edilmiş durumda. Bölgede hayatın normalleşmesine yönelik faaliyetler iktisadi hayatın da canlanmasını sağlıyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden itibaren bugüne kadar geçen sürede Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa illerinden Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında güvenliği sağlanan bölgelere dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 502.000'i aştı. Bugün de bir grup Suriyeli Cerablus, Azez, Mare, Elbab, Resulayn, Tel Abyad, Afrin ve Çobanbey gibi güvenliği sağlanan yerleşim yerlerine gönüllü geri dönüş yapmak için İl Göç İdaresi Müdürlüklerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa, Akçakale, Gaziantep, Karkamış, Kilis Öncüpınar ve Hatay Cilvegözü sınır kapılarına geldiler. Sınır kapılarında çıkış işlemlerini gerçekleştiren Suriyeliler Suriye'ye dönüş yaptılar. Şimdi dün sizlere aktarmıştım, Defne ilçesine bağlı Ballıöz diye bir mesire yeri var. Öyle güzel ağaçlık, dere kenarında genellikle oradaki piknik alanları öyle diyelim. Bazen de ben de oraya gidiyorum. İşte bazen yalnız giderim. Bazen arkadaşlarla beraber gidiyoruz. Orada işte piknik yapıyoruz. Ne bileyim mangaldır falandır filandır. Para bulduğumuz zaman tabii, para bulamadığımız zaman da gidemiyoruz. Hafta sonu yine öyle bir gündü. Gitmiştik oraya. Hasan Alev. Aliye Alev bu arada tam da benim yaşımda, 1968 doğumlu. Hasan Alev ise 64 doğumlu, biraz daha yaşlı. Serin Yol'dan beni izliyorlar, her gün izliyorlarmış. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu bilgiyi nereden aldık? Sevgili Hasan Alev, sevgili Aliye Alev, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bu arada oturuyorlar. Doğru mu? Doğru. E5 karayolu üzerinde. Özlem Hanım, Ali Bey bizlere bu bilgiyi verdiler. Kızları da var, Asya yanlarındaydı. Buradan onlara da selam gönderiyorum ve bizi izlemeye devam edin diyorum efendim. Selamlar bütün Serin Yola. Şimdi Hatay Deniz Otobüsleri biliyorsunuz ilk seferinde yaptı. Girne'ye gitti. HADO dediğimiz kısa adı o.
750 liraydı siviller. O rakamın yüksek olduğu kanaatindeydi. Toplumun büyük bir kesiminden bu yönde bir talep geldi ve bu talep değerlendirildi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından. Lütfü Savaş, siviller 600 lira dedi, öğrencilerden ise 500 lira alacağız. Yeni açıklama. 19 Mayıs'ta Arsuz'daki Madenli Yat Limanı'ndan Hatay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki seferlerine başlayan Hatay Deniz Otobüsü'nün bilet fiyatlarına indirim yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve ilk bağımsızlık meşalesini yaktığı gün biz de tüm dostlarımızla birlikte ilk defa Hatay'dan deniz ulaşımıyla Girne'ye seyahat ettik. Gönülleri bir olan iki ülke insanlarının fiziken de daha fazla birlikte olmasına imkan tanıyalım. Gördük ki ilgi çok fazla. Hem Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Ulaştırma Bakanı, birçok sivil toplum örgütü, herkes de görüş alışverişinde bulunduk. Dediler ki tek sorun var. Bu sorunda ekonomik imkanlar gittikçe zayıfladı. İnsanlarımız zorlanmasın. Lütfen biraz daha uygun fiyata bizlerin seyahat imkanı tanıyın dediler. Biz de arkadaşlarla toplantı yaptık. Kameraların karşısına geçen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, sivil ve öğrenci biletlerinde indirim yaptıklarını söyledi. Minimum şartlarda büyükler 600 lira, öğrenciler 400 lira ve 7 yaş altındaki çocuklarımız da bedava götürme kararı aldık. Bu kararlar Hado'yla taşımacılık sisteminden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımıza, tüm misafirlerimize hayırlı olsun diyorum. Hado'yu ihmal etmeyin. Hado sizin için. Hado iki ülkeyi yakınlaştırmak için. Hado Doğu Akdeniz'de Türk bayrağını dalgalandırmak için. Bu bayrağa hep birlikte sahip çıkalım. Hado'muz hepimize hayırlı olsun. Güle güle, sağlıklı, kazasız belasız kullanın diyorum. Öte yandan Hatay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılamayacak. Hatay Deniz Otobüsü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Akdeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribotumuzun Hatay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hattındaki seferleri bu hafta için iptal edilmiştir ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca bilet alan yolculara bilgilendirme yapıldığı ve iptal edilen hat ücretlerinin iade edileceği bildirildi. Ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bir radyo programında Hado ile ilgili detaylı açıklamalar yaptı. Şimdi sizi o açıklamalarla baş başa bırakalım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş bir radyo programında milli proje olarak nitelendirdiği Hatay Deniz Otobüsü hakkında önemli bilgiler paylaştı. Programda ilk olarak Hado feribotunun avantajlarından bahseden Başkan Savaş, Kıbrıs'ta yaşayan 40 bin insanımız var ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle uçakla gidip gelemiyorlardı. İnsanlarımızın Hado ile daha uygun şartlarda Kıbrıs'a ulaşmalarını sağlayacağız. Ticaretin geliştirilmesi ve turizmde her iki tarafa destek olunması için böyle bir tasarrufta bulunduk, dedi. Türkiye'de belediye eliyle yapılan ilk uluslararası deniz taşımacılığını hayata geçirdiklerini belirten Savaş, uluslararası sularda Türk bayrağının dalgalanması onur verici. Hatay'dan Girne'ye seferler düzenliyoruz ve belki de ilerleyen zamanlarda Gazi Mausa'ya da seferler düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımız daha uygun şartlarda rahatça seyahat etme imkanı bulacak. Şu anda bilet fiyatları siviller için 600, öğrenciler için 400 lira ve 7 yaşın altındaki çocuklarımız da ücretsiz bir şekilde seyahat edebilecek. Aynı zamanda 45 kiloya kadar eşyanın götürülebildiği bir sistem kuruyoruz diyerek ücret tarifelerinin güncellendiğini açıkladı. Feribotların sefer süresi hakkında da konuşan Savaş, hava koşullarına bağlı olarak süre değişebiliyor. Dalgaların olmadığı zaman ortalama 5 saat sürüyor. Feribotumuz saatte 30 deniz mili gidebiliyor. Ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımız uçağı tercih edebilir ama biz her kesimden insanımızın ekonomik seviyesini düşürmek zorundayız ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hatay'ın stratejik olarak önemli bir konumda olduğunu da ifade eden Savaş, iki bölge arasında Türk bayraklı gemi gezdirmek bizim için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de çok büyük bir onurdur. Bundan sonraki hedefimiz Lübnan'a sefer düzenlemek, amacımız Roma ve Bizans dönemindeki gibi Hatay'ın eski, ihtişamlı günlerine kavuşmasını sağlamaktır. Dünyanın ticaret ve turizm pastasından olabildiğince daha geniş dilimle pay almak istiyoruz. Bu sadece Hatay için değil, bölgemiz ve Türkiye için çok önemli ve stratejik bir olay, dedi. Beyrut seferleri için görüşmelerin devam ettiğini de ifade eden Başkan Savaş, görüştüğümüz bir şirket var. Hangi şartlar daha ekonomik olursa biz o güzergahta yolumuza devam edeceğiz. Beyrut da bu seferlere pozitif bakıyor, diye konuştu. Hado'nun ilk seferinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirdiklerini ifade eden Lütfü Savaş, bu özel günü seçtik ve Kıbrıs gazilerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittik. Bizim için çok anlamlı bir gündü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Büyükelçimiz, Kaymakam, Belediye Başkanımız ve birçok siyasi parti bizimle beraberdi, diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gösterilen ilgiden dolayı olan memnuniyetini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın Hado'ya olumlu yaklaştığını vurgulayan Savaş, Ulaştırma Bakanı daha büyük seferler yapmamızı, yük ile araba taşıyacak sistemle büyütmemizi istedi. Haziran ayının başında Türkiye ve Hatay'a gelecek. O zaman sistemin hem kalıcı olması hem de büyütülmesi konusunda fikir birliğine varacağız, diyerek amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına sahip çıkmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu açıkladı. Önümüzdeki günlerde Hado'ya olan ilginin artacağını da sözlerine ekleyen Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak bu işe ekonomik kazanç elde etme gözüyle bakmıyoruz. Biz bu işe stratejik olarak bakıyoruz. O coğrafyayı sahiplenmek, insanlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki uyumu artırmak amacıyla yapıyoruz, dedi. Her şeye zam geldi. Yani elektriğe gelen zam ortada, akaryakıta gelen zam ortada, ulaşıma yapılan zam ortada vesaire. Yani ineden ipliğe deriz ya biz bazen. İneden ipliğe her şeye zam geldi. Şimdi böyle bir ortamda içme suyuna zam gelmemesi dahi yani ilginç. İlginç değil mi? Evet, ilginç. Hatay Büyükşehir Belediyesi de, daha doğrusu hat su birimi, yani suyu sağlayan birim, böyle bir talepte bulundu. %20 oranında bir su zammı istedi. Ama öncesinde İkbal Akpolat, daire başkanı, daha doğrusu Hasun'un genel müdürü, öyle diyelim, bu konuyla ilgili bir önemli bir açıklama yaptı. Yani neden bu zammı öngördüklerini anlattı dünkü Hatsu Genel Kurulu'nda. Hatsu Genel Kurulu 2022 Mayıs ayı olan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda komisyona havale edilen gündem maddeleri karara bağlandı. Tarifeler komisyonuyla plan ve bütçe komisyonuna havale edilen Hatsu'nun 2022 mali yılı ücret tarifesiyle ilgili komisyon raporunun görüşülmesinden önce Hatsu Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat meclis üyelerine bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunumda Polat, vergi giderlerindeki artışa elektrik, akaryakıt, demir, çimento, içme suyu, atık su boruları gibi altyapı öğelerindeki zamlara dikkat çekti ve giderleri rakamlarla bir bir açıkladı. Maliyet artışlarına dikkat çekti önce. Ocak ayı itibariyle 4 aylık Nisan ayının sonuna kadar ki gerçekleşen gelirimiz 137.533.262.03 TL. 2022 yılın cari giderlerine bakacak olursak, Ocak ayında 86 milyon lirayla başlayıp Mayıs ayında 123.900.000 TL ile kapanan bir gider skalamız var. 5 aylık cari gider toplamımız 501.504.872 TL. 5 aylık elektrik faturası toplamı 124.919.490 TL. 5 aylık personel giderinin toplamı 100.606.436.25 TL'dir. Ve Mayıs ayında CAYKA ödemelerine ilişkin de 25 milyon liralık bir ödememiz gerçekleşmiştir. Elektrik gideri bizim şu anki durumumuzdaki en önemli, en yüksek giderlerden bir tanesi. 2021 yılında
154.966.128 kWh elektrik tüketimi için 132.135.186 TL'lik bir harcama yapmıştır. 2022 yılında EPDK'nın yaptığı tarife güncellemeleri sonucu fatura bedellerinde çok ciddi artışlar olduğuna vurgu yapan Polat, yapılan artışa göre 2022 yılında, 2021 yılındaki tüketime göre şimdilik öngörülen fatura toplamı 459.533.328 lira olduğunun altını çizdi. Zam artışları dolayısıyla yaklaşık 320 milyon liralık sadece elektrik faturalarında bir artış olduğunu ifade eden Genel Müdür Polat, biz geçen yıl yapmış olduğumuz ihale neticesinde yaklaşık 6 milyon liralık bir tasarruf sağlamıştık. Şimdi bu yıl Ocak ayında ihalemizi gerçekleştirdik. Katılımcı olmadı. Geçen ay ihalemizi tekrar gerçekleştirdik. Yine katılımcı olmadı. Şu anda da bir hazırlık içerisindeyiz. Büyük ihtimalle yine katılımcı olmayacak. Şu anda firmalar enerji üretimiyle alakalı oradaki maliyetlere ilişkin bir öngörüde bulunamadığından maalesef ihalelerimize gelemiyorlar sözlerine yer verdi. Hatsu'nun borç stokuna değinen Polat, yurt içi bankalara 57 milyon 600 bin lira, İller Bankası'na 140 milyon lira, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'na 297 milyon 874 bin lira, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na 25 milyon 899 bin lira, emanete alınan borçlar 184 milyon 231 bin lira, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 294 milyon 896 bin lira ve kredi borçları faiz tahakkukları 88 milyon 482 bin lira toplamda baktığımızda 1 milyar 89 milyon 97 bin 44 lira borç bulunmaktadır. DSİ Büyükkaraçay İçme Suyu Barajı'ndan bize devredilen borç yaklaşık 301 milyon 753 bin 117 liradır. DSİ borcuyla toplamda 1 milyar 390 milyon 850 bin 561 liradır açıklamalarında bulundu. 6360 sayılı kanunla Hatsu'ya 547 milyon 507 bin liralık bir borç devredildiğini açıklayan Genel Müdür Polat, bugüne kadar ödenen 339 milyon 576 bin 969 liralık kısmın ödendiğini, 207 milyon 930 bin 243 liralık kısmının durduğunu ve 2021 yılında bu kapsamda ödenilen borç miktarının 65 milyon 292 bin 842 olduğunu belirtti. Biz bu fiyatlarla hizmetleri gerçekleştirmeye çalışırken piyasada durumlar nedir? Yıllara göre döviz kurlarındaki değişime baktığımızda son 5 yıldaki değişim yaklaşık %349 oranında bir artış gerçekleşmiş durumda. Avro'da ise %46.60'lık bir artış gerçekleşmiş. Sadece 2021 yılı Kasım ayından bu yana dolar %66,84, avro ise %51 oranında artmıştır. Asgari ücrette son 5 yılda toplamda %182'lik bir değişim olmuş. 2022 yılında %40 artış olmuş. Son 5 yılda elektrik %597,29'luk bir artış göstermiş. Biz kurum olarak sanayi abonesiyiz. Sadece Aralık ayından bugüne yaklaşık %270 oranında fiyatlarımızda bir artış olmuştur. Aralık ayında ödemiş olduğumuz elektrik faturamız 11 milyonken gelecek ay faturası yaklaşık 34 milyon seviyesinde. Akaryakıt fiyatlarına baktığımızda son 5 yıllık süreçte benzinde %343,84, motorinde ise %385,83 artış olmuş. Sadece 2021'den bu yana benzin %175, motorin ise %173,61 oranında artmıştır. Demir çimento fiyat değişimlerine baktığımızda son 5 yılda demirde %719,67, çimentoda %304 oranında artış gerçekleşmiştir. Son 6 ayda demirde %75, çimentoda %76 oranında zam gerçekleşmiştir. Kanalizasyon işletmelerinde kullandığımız beton boru fiyatlarına baktığımızda 200 çapındaki borunun fiyatı %245, 300 çapındaki borunun fiyatı %221 artmış durumdadır. Son 6 aydaki artış oranı ortalama %70 civarındadır. Kuyu açılımlarında son 5 yılda yaklaşık %592,3'lük bir artış sağlanmıştır. İçme suyu borularındaki fiyat değişimlerine bakacak olursak son 5 yılda toplamda %345'lik bir artış, son 6 ayda ise %90'a yakın artış olmuştur. Biz hem Hatsu olarak hem de bağımsız bir kurum olan Mustafa Kemal Üniversitesi'nden bir rapor istedik. Bizim 2021 yılında gerçekleşen bütçe üzerinden bizim maliyetimiz nedir? Ve 2022 yılı içerisinde gerçekleşen bütçe üzerinden bizim maliyetimiz nedir? 2021 yılı içerisinde gerçekleşen su maliyeti 7,31 lira olarak tespit edilmiştir. Biz 2021 yılı Kasım ayına kadar suyu 5,08 liradan verdik. Maliyetin yaklaşık %20 altından bu suyun arzını gerçekleştirdik. Evet, bütün bunları anlattı İkbal Bey, Hatsu Genel Müdürü.
ve zam istediler. Dediler ki ya %20 hiç olmazsa bir zam yapalım. Yani böyle kurtarmıyor. Kurtarmıyor bizi. Ama Cumhur İttifakı red verdi. Şimdi bu red kararına baktığınızda sanki Cumhur İttifakı halktan yana bir tablo çiziyor gibi görünüyor. Aslında işi ters yüz ettiğiniz de böyle değil. Burada amaç muhalefet etmek. Ben de vatandaşım. Zam yapılmasını ister miyim? Elbette istemem. Ama Cumhur İttifakı olarak elektriğe yüzde bilmem kaç zam yapıldı. Neredeydiniz? Ona bakayım. Hani bir ses yükseltin görelim. Akaryakıta bu kadar zam yapıldı. Ona bir ses yükseltseydiniz. Gıda ürünlerine o kadar zam yapıldı. Ona bir ses etseydiniz de bugün hayır Hasso %20 zam yapamaz dediğinizde sizi samimi bulaydım ben. Bunu çok açık söylüyorum. Neyse. Bu benim yorumum. Şimdi haberi objektif izleyelim. Yok dedi Cumhur İttifakı. %20 zammam falan bir şey yok dedi. Hatsu Genel Kurulu 2022 Mayıs ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda komisyona havale edilen gündem maddeleri karara bağlandı. Hatsu Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, Cumhur İttifakı'na seslendi. Lütfen batmasına izin vermeyin dedi. Erzim Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu yaptığı konuşmada yapılan görüşmeler neticesinde gerçeklere göre karar verilmesi gerekiyor. Bu kadar artışı hepimiz görüyoruz. Vatandaşlarımız da her alanda fiyat artışlarını görüyor ve hissediyor. Bugün %20 yerine %41 artış yaptığımızda eminim vatandaşlarımız bize kızmayacaklardır. Hatsu batmaya doğru gidiyor ve lütfen bunu engelleyelim. Bir kurumun batmasına göz göre göre meclis üyeleri olarak lütfen izin vermeyin. Kamu zararı çıkmasına müsaade etmeyin dedi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya da son zamanlarda yaşanan ekonomik olaylardan dolayı Hatsu'nun bu kadar aşırı zamlardan ezilmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti. Yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada 2022 mali yılı ücret tarifesinde %20 oranında artış oranına Millet İttifakı şerh koyarken Cumhur İttifakı'nın oylarıyla Hatsu Genel Müdürlüğü'nün zarar ettirilmesi, zamlar altında ezilmesi ve hayata geçecek yeni hizmetlerin engellenmesi kabul edildi. Hukuk ve İçişleri Komisyonu'na havale edilen Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün talimatı doğrultusunda revize edilen Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği ile ilgili rapor oy birliğiyle kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Hasu Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı bütçe kesin hesabı ve 2022 yılı bütçesine ek ödenek eklenmesiyle ilgili komisyon raporu da oy birliğiyle kabul edildi. Hatsu Genel Kurulu 2022 Kasım ayı olan toplantısı 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 14'te yapılacak. Evet ve Hatay'da güvenlik birimleri asayiş operasyonlarına devam ediyor. Adreslerimiz Samandağ, Reyhanlı ve İskenderun. Hatay'da güvenlik birimleri asayiş operasyonlarını sürdürüyor. Samandağ polisi ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi. ZK'nın Samandağ General Şükrü Kanatlı mahallesinde bulunan ev ve çevresinde yapılan aramada 3 kök Hint keneviri, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 3 şarjör, 12 bıçak, 1 muşta ele geçirildi. ZK hakkında adli işlem yapıldı. Samandağ polisi ilçede ayrıca bir de kaçakçılık operasyonu düzenledi. Atatürk mahallesinde ŞK ile MA'dan 6400 gümrük kaçağı makaron, 36 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. Reyhanlı polisi uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlattı ve M.İ.'nin Reyhanlı Adabucak mahallesindeki evini aradı. 285 kök Hint keneviri ele geçirildi. M.İ. gözaltına alındı. İskenderun'da bir kişi uyuşturucudan tutuklandı. Polis İskenderun otogarında yolcu olan G.D.'nin üstünü aradı. Aramada 80 gram eroin ele geçirildi. GD tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi bakın deminki yorumumda yani Hatsu'nun %20 oranında su zammı istemesini ben haklı görüyorum. Yani her şeyin %400, %500 arttığı bir dönemde Hatsu'nun %20 zam yapması vallahi normal abi. Artık şaşırmıyoruz yani. Cumhur İttifakı'na da özel bir tepkim, özel bir şeyim öyle bir şey yok. Ama dediğim gibi bu kadar şeye zam yapıldı bu ülkede. Son 7-8 ayda saydık elektrik, doğalgaz, değil mi? Ulaşım, gıda vesaire. Ya bir tane Cumhur İttifakı'ndan meclis üyesi Hatay Büyükşehir'de ya da başka bir yerde çıkıp tek bir kelime etti mi ya? Bu olmaz abi bu zamlar dediler mi? Demediler. Fahiş zamlara rağmen %300, %500 zamlara rağmen burada %20'ye yok diyor.
Dolayısıyla da ben samimi bulmuyorum. Onu anlatmaya çalıştım. Bir kere daha kendimi ifade etme açısından. Evet, ve UNESCO tarafından gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Hatay'ın mezeleri Türk mutfağı haftası dolayısıyla tanıtıldı. Görüntüler de oradan gelecek. UNESCO tarafından gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Hatay'ın mezeleri Türk mutfağı haftası dolayısıyla tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde bir otelde kente özgü 50 çeşit meze yapıldı. Meze çeşitlerinin tanıtımının yapıldığı etkinlikte ayrıca katılımcılara meze ikramında bulunuldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işık Gör amaçlarının Hatay'ın sıcak yemekleri, mezeleri ve kahvaltılıklarını tanıtmak olduğunu belirtti. Amacımız burada Hatay'daki yemekleri tanıtımını yapmak, mezelerimizin tanıtımını yapmak, kahvaltımızın tanıtımını yapmak. Bunun için bütün bize destek veren bütün kamu kurum kuruluşları ve özel kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum ben. Etkinliğe Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök ve turizm sektörü temsilcileri katıldı. Ve Yayladağ'a gideceğiz. Türkiye'nin en güneyindeki ilçe Yayladağ. Artık son Yayladağ. Yayladağ'dan sonra Suriye geliyor zaten biliyorsunuz. Orada çilek ekimi, yani birkaç yıl önce başlatılmıştı çilek ekimi Yayladağ'ında. Aslında Yayladağ çok da sulak bir yer değil. Yani çilek ekimine ne kadar uygun, ne kadar değil, bu tartışılan bir konuydu. Ama tuttu. Yayladağ'ında harika bir çilek yetişti ve bütün Türkiye'de adını duyuran bir çilek oldu. Hasat var tabii bu aralar. Kameralarımız da orada. Hatay'ın Suriye sınırında yer alan Yayladağ ilçesinde ekimi yapılan ve hasadına başlanan çilek verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü. Bir gider bir de gel. İlçede 11 yıl önce devlet destekli 35 dekarla başlayan ve her yıl giderek artan çilek üretimi 5000 dekarın üzerinde çıktı. Yörede yetiştirilen çilek aromasıyla rağbet görüyor. Yayladağ'da çilek üretimi 2011 yılında başladı. İlk başladığında 35 dekarla devlet destekli ekimi yapıldı. Şu anda Yayladağ'da çilek üretimi 5000 dekarın üzerinde. Geçen yıl dekar başına ortalama 1,5 ton çilek alınırken bu yıl 2 tona yaklaştı. Bu da üreticinin yüzünü güldürdü. Geçen sene tonaj bazında dekoltemiz biraz düşüktü. Bu yıl hava şartlarının düzgün gitmesi sebebiyle dekoltemiz ve tonajımız arttı. Tarlanın hazırlanmasından hasadına kadar yaklaşık 5000 kişiye istihdam kapısı oluşturuyor. Bunun ekiminden, bunun toplamasına, bunun hasatına kadar yaklaşık 5000 kişiye yakın insan burada istihdam ediliyor. Ürünün kilosu ise 13-14 liradan satılıyor. Şu anda çilek 13-14 bandında satılmaktadır. 5 yıl oldu çilek yapıyorum. Öncelik üzerimden başlamıştım. Bugün yanımda 8 dönümüm var. Bu sene giden senekine göre daha iyi mahsulümüz var hamdolsun Allah'a. İnşallah fiyatlarımız daha iyiye gider. Ve Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında çöp atmak için aracından inen sürücü bir başka aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında çöp atmak için aracından inen sürücü panelvanın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'tan Kozan'daki ailesini ziyarete gelen Emrah Köstü, otomobilini sanayi sitesi civarında yol kenarına park ederek çöp atmak için aracından indi. Bu sırada Adem Aköz'ün kullandığı panelvan aracına tekrar binmek üzere olan Köstü'ye çarptı. Panelvanın çarpmasıyla yaklaşık 40 metre sürüklenen Köstü olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan ve yaralanan Elif Nur Köstü, Hatice Bulduk, Fatma Köstü sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Panelvan sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazadan önce Emrah Köstü'nün araçta bulunan çöpleri atmak için araçtan indiği ve geri binmek isterken kazanın olduğu öğrenildi.
Abi Türk gibi davran, Türkler tutarlar çöp möp ne varsa put arabadan aşağı, put arabadan aşağı. Yani bunu tabii yapın anlamında söylemiyorum. Yani biz Türkler ne yazık ki böyle bir alışkanlığımız var. Arabada elimizde ne varsa yola fırlatabiliyoruz. Fırlatıyoruz hepiniz biliyorsunuz. İşte bakın arkadaş inmiş araçtan. Yani normal bir Avrupalı gibi davranmış. Daha doğrusu Avrupalı demeyelim, normal bir insan gibi davranmış. Çöpü çöp tenekesine atayım demiş. Çöp kutusuna neyse ne varsa orada. İşte yaşamından olmuş. Bizim de artık bunu yenmemiz gerekiyor elbette. Artık arabadan çöp atmayalım. Gerçekten atmayalım. Çok çirkin görüntülere neden oluyor. Hele tükürenler var. Arabanın camı açıkken tükürenler var. Onu da arkandaki araç görüyor. Arkandaki araç sürücüsü görüyor ne yaptığını zaten. İğrenç bir şey. Ve karısı tarafından bıçaklanan adam karakola sığınmıştı. Dünkü ana haber bültenlerinde bunu vermiştik. Adana'da olmuştu olay. Kadın gözaltına alınmıştı, ardından serbest bırakıldı. Adana'da tartıştığı eşini darp ederek bacağından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı. Geçmiş olsun hanımefendi. Hocanız neden bıçakladınız? Sizi darp mı ediyordu? Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesindeki evlerinde kocası Hacı P'yi darp ederek bacağından bıçakladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan AP işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen AP çıkarıldı. Nöbetçi hakimlikçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu kullanıyormuş, doğru mu? 23 Mayıs gecesi Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği'ne yaralı olarak gelen Hacı P. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan araştırmada Hacı P.'nin karısı AP ile yaşadığı tartışma sonucu çıkan kavgada eşi tarafından darp edilip bacağından bıçaklandığı tespit edilmiş. Şüpheli AP gözaltına alınmıştı. Olayda yaralanan Hacı P.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Mersin'in hangi yerleşim biriminde çalışmalar yürütüyor? Başta yol çalışmaları olmak üzere. Merak ediyorsanız sevgili Mersinliler, bu arada sevgili Mersinlilere de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hepsine ayrı ayrı selamlar efendim. Buyurun, Mersin Büyükşehir Belediyesi nerede çalışma yapıyor? Mersin Büyükşehir Belediyesi ulaşım güvenliğinin artması, trafik akışının sağlıklı şekilde ilerlemesi için cadde ve bulvarlarda yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri Tarsus'ta 82 Evler Mahallesi'nden geçen ve zemini oldukça yıpranan İbni Sina Bulvarı'nın Adana Bulvarı Kavşağı ile D400 Karayolu Kavşağı arasında kalan yaklaşık 600 metrelik bölümünde zemin iyileştirme çalışması yaptı. Güney-kuzey hattında olan ve otomobillerin yanı sıra ticari araçlarında sıklıkla kullandığı İbni Sina Bulvarı'nda refüj ve kaldırım yenileme işlemi de yapan ekipler caddeyi çift kat sıcak asfaltla kapladı. Önümüzdeki dönem faaliyete geçmesi beklenen Tarsus Yeni Devlet Hastanesi binasının da bulunduğu İbni Sina Bulvarı'nda çalışmaların tamamlanması ve standartların yükselmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Hastanenin yapılmasıyla birlikte bu yolumuzun asfalt yapılmasına ihtiyaç vardı. Bunu öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettiğimizde hastane yapılıyor, yollarımız tekrar büyük araçlar geçtiği zaman bozulmasın diye hastane bitsin birlikte temiz bir yol açalım dedi. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet, Hatayspor'da Ömer Erdoğan dün kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada istifa etti. Hatayspor teknik adamlığından. Yerine Gökhan Zan mı getirilir diye bir tartışma vardı dün itibariyle. Herhalde Gökhan Zan yerine getirilir deniyordu. Ardından Gökhan Zan'ın da istifa ettiği bulunduğu görevden bize ulaştı. Bunu da size buradan aktarayım. Peki Sayın Lütfü Savaş, onursal başkan, Hatayspor'un başarısındaki en büyük isim, mimarı, başarının mimarı Lütfü Savaş. O ne diyor? Buyurun.
Ömer Erdoğan'dan boşalan Atakaş Hatay Spor Teknik Direktörlüğü koltuğuna kim oturacak? Yanıt Onursal Başkan Lütfü Savaş'tan geldi. Savaş bir haber ajansına yaptığı değerlendirmede Türk bir teknik direktörle görüşüyoruz yorumunda bulundu. Ömer Hoca'nın bizde sonsuz kredisi vardı, hala da var. O izin istediği için biz izin verdik. Ama gelecekte ne olur bilemezsiniz. Gelecekte bakarsınız başka bir zamanda yollarımız tekrar kavuşabilir ve biz o yolların kavuşmasından da memnun oluruz. Yani hiç kimse bunun altında kötü bir şey aramasın. Hiç kötü bir şeyimiz olmadı. Bir Türk, bir arkadaşımız çok. Böyle ismini duyamayabilirsin ama herkesin tanıdığı tecrübeli bir arkadaşımızla ilk görüşmeyi yaptık. Yarın davet ettik. Bugün görüştüm, yarına davet ettim. Yarınki davet sonunda arkadaşlarla birlikte karar vereceğiz. Ben belki işin başında görünsem de orada bir yönetim kurulu var, bir başkan var. Biz önemli kararları birlikte veriyoruz ama bazı kararlar oluyor ki ben de katkı sağladığım zaman onlar saygı duyuyorlar. Ben ilk görüşmeyi bugün yaptım. Yarın akşam yönetim kurulundaki arkadaşlar karar verecek. O arkadaş adına karar vereceğiz. Veremiyorsak başka arayışa gireceğiz. Ama bizim felsefemizde biriyle yol yürürken diğerlerini tutmayız. Biz Ömer Hoca'yla bu konuda netleştikten sonra arayışa girdik, onu söyleyeyim. Yani bizim böyle bir arayışımız yoktu. Savaş, sözleşmesi biten Adama Traore ve Maim Diouf'la görüşeceklerini ancak büyük ihtimal takımdan ayrılacaklarını söyledi. Sözleşmesi biten oyunculardan Adama Traore var. Oturup konuşacağız ama büyük ihtimal gider o. Onun dışında kaptan Maim Diouf var. O da büyük ihtimal gider çünkü biliyorsunuz şu anda daha yayın sözleşmesi bile yapılmadı ve gelirler çok düşüyor. Öyle 1 milyon dolarlık, 1 milyon avroluk futbolcular artık gerçekten lüks. Bu nedenle çok daha mütevazı bir kadro kurmak zorundayız ama mütevazı kadro kurup da Hatayspor yarışmacı ruhundan ayrılacak mı diye sorarsanız öyle bir şey yok. Biz yine oyunun içinde olacağız. Yine büyük takımlara kök söktürecek bir takım kuracağız. Evet sevgili seyirciler, HRT ana haber bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.